botoks ya da uzun adıyla botulinum toksin uygulamaları spastisite ile mücadele ederken kullanılan enjeksiyon tedavi şekli. Spastisiteden kısaca bahsedecek olursak, üst motor nöron lezyonlarından sonra görülen pasif harekete karşı oluşan bir direnç. Spastisite bütünüyle zararlı değil aslında. Bazen ayakta durmaya yardımcı olabiliyor ama çoğu zaman istemli hareketleri engelleyebiliyor, dengeyi bozabiliyor. İşte bu durumlarda botulinum toksin, botoks uygulamaları gündeme gelebilir. Botoks nasıl bir uygulama? Botoks kas ve sinir arasında uygulanıyor. Buluşma noktalarına uygulanan bir enjeksiyon. Bu amacı kasılma uyarılarının önüne geçmek. Yani kasta bir gevşeme sağlamak bu şekilde. Bu gevşeme 7 gün, 10 gün sürede maksimum noktaya ulaşıyor. Yani maksimum gevşeme görülüyor. Bu çocuktan çocuğa değişmekle birlikte 3 ay, 6 ay arası bir gevşeme dönemi görüyoruz biz. Bu dediğim 3-6 aydan sonra ise tekrar botoksun etkisi geçmeye başlıyor. Yani aslında kalıcı bir tedavi şekli değil. Peki neden uygulanıyor diye bakacak olursak, bu gevşeme döneminde egzersizlere olanak sağlamış oluyor. Yani hiç yapamadığı hareketleri, oynaklarının yapamadığı hiç hareketleri o dönemde gevşeklik sayesinde yapabiliyor duruma geliyor. Yani bu bizim peki rehabilitasyondaki, fizyoterapideki amacımız bu dönemde bu uygulama yapılan kasta, gevşeme yapılan kasta bu gevşekliğin uzun süre devam etmesini sağlayacak germe egzersizleri ve bu uygulanan kasın tam tersindeki kaslarda da güçlendirme yapalım ki botoksun etkisi geçtiği zaman eski tablodan biraz daha iyi durumda kalabilsin. Yani bütün amaç bu aslında. Botoks yoksa kendi başına spastiği tedavi etmiyor. Bu dönemde, bu gevşeklik döneminde bu fizyoterapi seanslarının mümkün olduğunca arttırılması, yani mümkünse her gün yapılması gerekiyor.